Efendim Fevzi. Ya bana bak, sen neredesin ya? Şeydeydim ben de, temizlik şirketinde, ondan aşamadım. He, ta şeydesin ya, ta Aksaray'da öyle mi? Öyle öyle. Yine memnuniyetsiz memnuniyetsiz geliyor sesi. Konuşsana kızım, bir şey mi oldu ya? Yok Fevzi. Yok şey, yoruldum. Koşuşturmaca işte, ondan. Bu kadar patırtıdan sonra kapı istiharenin açması da büyük hareket. Daha absürt bir şey yaşamamıştım. Ala. Bir saniye. Bir şey mi? Hayır, sen git, ben geliyorum. Zeynep bir dakika. Şu sponsorlardan yeni gelen ürünler için teslim aldım, imzası atman lazım. Ya arkadaş, karımızı merak edip soruyoruz. Düşünüyoruz kendisini. Ya bu da suç arkadaş ya. Tamam Fevzi, tamam. Ben çıkayım şimdi, anca dönerim zaten. Tamam. Öyle yani, öyle. Ulan Türkan. Demek Aksaray'dasın. Çok da uzun yolun var karıcığım ya senin, Aksaray'dan buraya. Ne gereği var ya? Tabii ya karıcığım. Ta Aksaray'dan bizim oralara kim bilir kaç vesait değiştireceksin değil mi? Oh zavallı sen. Merak etme Türkan, ben seni bırakırım eve. Sana şansını daha fazla zorlama diyorum. Hala papağan gibi aynı şeyleri söylüyorsun. Sen de benim sorularımdan tek bir tanesine doğru cevap ver. Ben de papağanlık etmeyeyim. Ya şuna bak ya. Ajans değil, kaderin merkez üssü sanki. Sen ne yapıyorsun ya? Kaderin bütün sümsük ailesini buraya mı dolduruyorsun? Hayır, eski görümcem yetmiyormuş gibi bir de onun sümsük kocası. Ulan ya, ben onların düğünlerine gittim, düğünlerine. Ya beni görüp tanısaydı? Birbirinizi 30 defa gördünüz zaten. Belli ki tanımıyorsunuz. Hadi Doruk'a yakalanmadan çıkalım şuradan. Doruk geldi. Yakalandınız. Lan bana bak. Ulan sen canına mı susadın lan kadın? Ulan hangi akla hizmet, sen bana yalan söylüyorsun? Fevzi tamam, ne olur bak, kurban olayım. Ulan kes, kes lan lakalugayı, kes! Ulan sen bana nasıl yalan söylersin ya? Fevzi bak, şimdi kız geliyor, ne olur onun yanında bir şey deme, tamam mı? Bak kurban olayım, ben sana sonra her şeyi anlatacağım. Ulan ondan korktun kadın, benden korkmuyorsun. Kurban olayım, sen hiçbir şey söyleyeyim mi? Ne işin var burada abla? Yani ben de bari sana rezil olmayalım, şuradan kaçalım diyordum ama yakalandık. Ya gerçekten sinirden gülüyorum yani. Sen söyle ya, sen söyle, hiç kurşun döktürülecek yer mi burası? Hı? Ya sinerji, enerji, bir şeyler. Ha bir de kapıları kilitlemişler kurşun dökeceğiz diye. Biliyor tabii, rezil olacak biri görse. Ay sonra sen panik atak geçir. Oraya vur, buraya vur, etrafı dağıt. Rezalet, gerçekten rezalet. Ay ne olur bana öyle bakma, gerçekten çok utanıyorum. Şimdi ben doğru anladım değil mi? Burada yani benim odamda kurşun döktürürken panik atak geçirdi. Evet ama ortaklığımız için. Yani kötü enerjiler gitsin istedim, böyle çakralarımız açılsın istedim. Ay çok inanırım ben böyle şeylere. Yani nazardan o kadar çok korkarım ki. Kurşuncu kadın nerede? Uçtu mu? İstiyorsan çağırayım. Döktürecek bak, o da döktürecek. Çağırayım mı? Ay ya, zavallı kadın, zavallı kadın. Ödüp atladı. Şurada yani gerçekten söylerken bile asabım bozuluyor. Üç harfliler, üç harfliler diye yırtına yırtına çıktı şuradan. Ay evet, evet. Ay kadın nasıl korktu bende. Aynı böyle senin baktığın gibi bakıyordum vallahi bana. Yani gülüyoruz ama tabii ki hiç komik değildi. Ya hiç bizim gibi bir ajans olacak bir şey mi bu? Allah'tan kapıyı kilitlemişsiniz. Biri görse, duysa ne olacak? Yani dilden dile dolaşırız. Şehir efsanesi oluruz. İnsanlar bize nereleriyle güleceklerini şaşırırlar. Ya sen söyle, ben şimdi Müşkin'e kızmayayım da ne yapayım? Hı? Tencere nerede? Nerede tencere? Tencere derken? Bu kurşun hani su kaynatıp tencereye dökülen bir şey değil miydi? Ah, bak yürü.
görüyor musun? Görüyor musun? Sen beni ezikledin kurşun döktürüyorum diye. Ama bu ne oğlum bayağı döktürmüş yani daha önce. dur tahmin edeyim. Annen değil mi? Tamam. Ya, tabii onu da toparlayıp gönderdim kadınla birlikte. Bu rezalete devam edecek halimiz yoktu herhalde değil mi? Ya sen ama eğer bana uyar diyorsan tabii ben engel olmuş olmayayım siz. Takılın. Ay yok yok yok. Ben gerçekten bir panik atak daha kaldıramam. Ya ben gideyim hatta eve gidip bir psikoloğumu arasam iyi olur. Ben de sana seve seve eşlik ederim hayatım. Çünkü daha hırsımı alamadım senden. Doruk'cum bu olay çok yayılsın istemiyorum. Sen de dikkat et tamam mı? Tabii tabii kesinlikle. Gel Müşkihan'cığım gel. Nasıl bir saçmalık? Meral, bana güvenlik kamerasının kayıtlarını gönder hemen. Bekliyorum. Hayır yani şu saatten sonra Doruk'la en ufak bir şansın varsa o da bitti sayende. Ay kurşun döktürmekten daha cool bir mazeret bulamaz mıydın Allah aşkına? Ay sen bu kadarını uydurabildiğime şükret ve şüphe çekmeden git benden haber bekle. Hayır canım. Bundan sonra sen benim keyfimi bekleyeceksin. Benim sorularıma cevap vermeden senin tek bir sorunu dahi cevaplamıyorum. Ve sevgili ex görümcem sayesinde pek çok yeni soru oluştu kafamda. Bak sen. Kredi kartını iade ediyorsun demek ki ha? Yok. Kredi kartını tepe tepe kullanıyorum. Hem de tek çekim. Bana bak, sen içeride benim için değil, kendin için debelendin. Benim senin limitsiz bile olmayan kredi kartına hiç ihtiyacım yok, tamam mı? Bana onu verebilecek yüzlerce erkek var dışarıda. Ama sen bana muhtaçsın. Çünkü Kadir'in bir tane eks karısı var. O da benim. Yani sen bana muhtaçsın. Türkan senin kafana vurdu içeride. Ha? Git bir yüzünü yıka, kendine gel istersen. Ay Doruk'cum. Ya bu Sitari gerçekten çok kötü bir arkadaş. Yani bileğim burkuldu diyorum. Ona yaslanıyorum. Bana kızıyor. Ben şimdi bu bilekle araba da kullanamam. Beni sen bırakabilir misin eve? Ben danışmaya söyleyeyim sana bir şoför ayarlasınlar. Hayır sen bırak lütfen. Giderken biraz dedikodu da yaparız. Ortak arkadaşlarımızı çekiştiririz. He? Ne dersin? Bana uyar. Ben dönünce sana uğrarım. Beklerim. Bak sen Melek Hanım. Bak sen. Bugün ajansta yılbaşı partisi var değil mi bir de? Of ya. Yani ağacıydı, süsüydü, ortamıydı derken her şey sana o yılbaşı çekimini hatırlatacak. Bir de o Bay Cibiliyetsiz gizemli güzeliyle el ele gelirse artık. Ay Zeynep bana fenalık geldi ya. Sen ne yapacaksın? Ayı var ya şeytan diyor ki. Magazin sitelerine düştü ya. İşler sarpa sardı korkusuyla koşa koşa açıklama yapmaya gelmiştir. Bak sen istiyorsan eve git. Ben de ağzının payını vereyim şöyle bir ters diyeyim geleyim. Yani sen de muhatap olma hiç. Ay gerçi ajansla ne yapacaksın ya? Bana bak. Sakın Star Hanım'ın dediklerini yapacağım demeyemezler. Babasının kızısın sen. Numara yapamazsın. Yok beceremezsin, yapamazsın sen. Dün bütün gece seni aradım.
Sabah da telefonun kapalı çalınca dayanamadım geldim. Vurdum kafayı yattım ya. Yani böyle telefonu da kapattım. Sosyal medya detoks falan. O zaman şu magazin sitelerini görmedim. Biz dün Müjgan'la ortak kemiğine çıktık. Çıkışta da artık nasıl olduysa bizi fotoğrafımızı çekmişler. Ben bir anda merhum Ardıç Somer'in İstanbul gecelerine atılan oğlu oldum. Müjgan da gizemli güzel oldu. Bak sen eğlenmiş gibisiniz. Ya öyle ama yani komik değil mi gerçekten? Sabah bir uyandım annem arıyor. Şok olmuş kim o gizemli güzel diyor. Ya yanlış anlama ama buranın magazin kafası öyle başka bir kıtada büyümüş bir adam için pek anlaşılır bir şey değil. Yani o yüzden diyorsun. Kıtalar arası fark yüzünden. Tabii canım yani etkisi var. İşte ben böyle şeylere çok takılan bir adam değilim. Biraz daha rahatım. 3G. Gördüm, güldüm, geçtim. 3G. Hoşuna gitmiş gibi ama sanki. Popülerize böyle bir şey işte. Yani kendimden biliyorum. Öyle yakında arama motorlarında kendi adını aratmaya falan başlayacaksın. Gizemli güzellerle falan. Yok o benim çok kafama yatmıyor. Hayır gizemli güzel de Müjgan yani. Yani çok seviyeli bir ilişkimiz yok diyorsun. Dememe gerek var. Hem de sana. Bir dakika bir dakika sen... Saçmalama. Günlerdir biri var diye bana işkence ettiğin biri Müjgan olamaz herhalde değil mi? Yok canım ya ne alakası var o konu kapandı zaten. Ben sana var dedim. Sen de bana ısrarla yok dedin. Yani ben de sana inandım. Yani çünkü neden inanmayayım değil mi? Niye yalan söyleyip beni aptal yerine koyasın ki? Yani nihayet şu biri mevzusunu açmamıza sevindim. Ya niye açmayalım? Yani sürekli beni kandırdığından şüphelenecek değilim zaten. Bunu bana niye yapasın ki? Benden ne çıkarım var ki?